Allah korkusunun 7 alameti. 1. Dilde belli olur. Bu durumda insan dilini yalan söylemekten, gıybetten ve boş söz etmekten korur. Dilini devamlı Allah'ın zikri ve Kur'an okumakla meşgul eder. İlim müzakeresi yapar. 2. Midesiyle belli olur. Midesine yalnız temiz ve helal olan yiyecekleri koyar. Helal bile olsa israf etmez. 3. Göz ile belli olur. Harama karşı gözünü yumar. Dünyaya düşkünlük nazarıyla bakmaz. Her neye baksa ibret nazarıyla bakar. 4. Kulağını, işitme duygusunu, şeriata aykırı, faydasız şekillerden korumakla belli olur. 5. Elinin işlediği işe dikkat eder, korkar. Elini harama uzatmaz, elini ancak Allah'ın müsaade ettiği şeye uzatır. Hiçbir şekilde Allah'a isyan yolunda yürümez. 6. Kalben korku üzere olur. Kalbinden düşmanlığı, buzu, din kardeşlerine karşı kıskançlığı çıkarır. Kalbini din kardeşleri için nasihat ve şefkatle doldurur. 7. Allah'a kullukta korku üzere olur. Yaptığı iyilikleri sadece Allah rızası için yapar. Kulluğuna gösteriş ve nifak karıştırmaktan korkar. Böyle yaptığı takdirde Allah-u Teala'nın zikrettiği şu nimete erer. Ahiret ise Rabbin katında müttakiler içindir. Zuhruf Suresi. Kulun Rabbine münacatı. İlahi, ben zenginliğimde bile fakirken fakirliğimde nasıl fakir olmayayım? İlmimle bile çok cahilken cehlimle nasıl cahil olmayayım? İlahi, benden kınanacağım şeyler sadır olurken senden keremine layık şeyler sadır olur. Eğer benden güzellikler zuhur ederse bu senin fazl-ı keremin nedir ve minnet sanadır. Şayet benden kötülükler zuhur ederse bu senin adaletindendir ve hüccet sanadır. İlahi, sen bana kefil olmuşken beni kendi nefsime nasıl bırakırsın? Sen benim yardımcımken ben nasıl haksızlığa uğrarım? Sen beni gözetirken ben nasıl mahrum olurum? İşte sana olan fakrımla tevessül ediyorum. Sana ulaşması imkansız olan şeyi sana nasıl vesile kılarım? Halim senden gizli değilken onu nasıl sana şikayet ederim? Kalbimden geçenleri oraya sen yerleştirmişken onları sana nasıl tecrübe edeyim? Emellerim sana arz olunmuşken nasıl zayi olsun? Ben ve halim seninle kaim olmuşken halim nasıl güzelleşmez? İlahi, çok cahil olmama rağmen bana ne kadar lütufkarsın. Çirkin fiillerime rağmen bana karşı ne kadar merhametlisin. Sen bana ne kadar yakınsın. Ben ise sana ne kadar uzağım. Bana ne kadar şefkatlisin. O halde beni senden ne perdeleyebilir? İlahi, alçaklığım her ne zaman beni sustursa keremin konuşturur. Kötü vasıflarım her ne zaman beni ümitsizliğe düşürürse nimetlerin bana ümit verir. İlahi, iyilikleri bile kötü olanın kötülükleri nasıl kötü olmasın? Gerçekleri bile iddia olanın kuru iddiaları nasıl iddia olmasın? İlahi, sen kahir ve üstün iken nasıl azmederim? Sen emreden iken nasıl azmetmem? Eserlere bakıp durmam senin uzaklığını gerektiriyor. Öyleyse sana ulaşacak bir hizmetle beni buluştur. Varlığı sana muhtaç olan şey senin varlığına nasıl delil olabilir? Sende olmayan zuhur başkasında var mı da o şey seni göstersin? Ne zaman kaybolduğunda sana delalet edecek bir delile ihtiyaç duyasın? Ne zaman uzak olduğunda eserler sana ulaştırsın, varlığını ispatlasın? İlahi, seni kendi üzerinde gözetleyici olarak görmeyen göz kör olmuştur. Muhabbetinden nasiplendirmediğin kul ticaretinde zarar etmiştir. İlahi, senin huzurundaki şu zelilliğim aşikardır ve durumum sana gizli değildir. Senden sana ulaşmayı diliyorum. Sana seninle delil getiriyorum. O halde nurunla beni kendine ulaştır
ve beni huzurunda sadık bir kul olarak dik. İlahi, bana hazinendeki gizli ilimlerinden öğret ve korunmuş, gizli olan isminin sırrıyla beni koru. Beni kurp ehlinin hakikatleriyle hakikate ulaştır ve beni cezbe ehlinin yoluna ilet. Kendi tedbirinle bana yet ve beni tedbire muhtaç bırakma. Kendi ihtiyarın ile bana yeterli ol, beni kendi ihtiyarıma bırakma. Beni çaresizliğimin merkezinde durdur, beni nefsimin zilletinden kurtar. Kabre girmeden önce beni şüphe ve şirkimden temizle. Yalnızca senden yardım diliyorum, bana yardım et. Sana tevekkül ediyorum, beni başkasına bırakma. Sadece senden istiyorum, elimi boş çevirme. Senin lütfuna rağbet ediyorum, beni mahrum etme. Senin Cenab-ı Zatına intisap ediyorum, beni kendinden uzaklaştırma. Senin kapında duruyorum, beni kapından kovma. İlahi, kaza ve kader bana galip geldi. Nefsani arzular, şehvet bağlarıyla beni esir etti. Sen bana yardımcı ol, sen bana yardım et. Beni gözet ve lütfunla zenginleştir ki, kereminle kendi taleplerime ihtiyaç duymayayım. Sen ki velilerin kalplerinde marifet nurlarını yatkın, sen ki sevdiklerinin gönüllerinden ayarın sevgisini giderdin. Bütün varlıklar onları ürküttüğünde sen onların dostu oldun. Sen ki onları doğru yola ulaştırdın da böylece onlara hakikatler aşikar oldu. Seni kaybeden neyi bulmuştur? Seni bulan neyi kaybetmiştir? Şüphesiz senin yerine başkasına razı olan zarara uğramıştır. Seni bırakıp başkasına yönelen hüsrana düşmüştür. Senin lütuf ve ihsanını kesmemişken senden başkasından nasıl bir şey umulur? Sen cömertliğini değiştirmemişken senden başkasından nasıl bir şey istenir? Ey sevdiklerine dostluğunun lezzetini tattırıp da dostlarının huzurunda saygıyla kıyam ettikleri zat! Ey velilerine heybetinin elbiselerini giydirip de onların kendi izzetiyle izzet bularak huzurunda durdukları zat! Sen, seni zikredenler henüz seni zikretmeden önce onları zikredensin. Sen, abidler henüz sana ibadette yönelmeden önce ihsanınla onlara yönelensin. Sen, isteyenler henüz senden istemeden önce cömertliğinle onların isteklerini verensin. Sen, bize çokça bağışta bulunansın. Beni rahmetinle kendine yaklaştır ki sana ulaşabileyim. Beni cömertliğinin cazibesiyle kendine çek ki sana yönelebileyim. İlahi, her ne kadar sana isyan etsem de rahmetinden ümidim kesilmez. Aynı şekilde sana ne kadar itaat etsem de korkun benden ayrılmaz. Kainattaki her şey beni sana sevk etti. Kereminle bana verdiğin ilim beni senin kapında durdurdu. Sen benim ümidimken ümidim nasıl kırılsın? Ben sana dayanmışken nasıl hakir olurum? Sen beni zilletin merkezine düşürmüşken ben nasıl izzet sahibi olabilirim? Sen beni kendine nispet etmişken ben nasıl izzet sahibi olmam? Sen beni yoksullukta bırakırken ben nasıl muhtaç olmam? Sen beni cömertliğinle zenginleştirirken ben nasıl muhtaç olurum? Sen ki kendisinden başka ilah olmayansın. Sen her şeye kendini tanıttın ve seni tanımayan hiçbir şey kalmadı. Bana her şeyde kendini tanıttın ve ben de her şeyde senin tecellini zahir olarak gördüm. Ey rahmaniyetiyle arşına istiva edip de arşın rahmaniyetinde yok olduğu zat. Nitekim alemler de senin arşında yok olmuştur. Sen ki eserleri eserlerle yok ettin. Ayarı nur feleklerinin kuşatmasıyla yok ettin. Ey izzetinin çadırlarında gözlerin idrakinden gizlenmiş zat. Ey behasının kemaliyle tecelli edip azametini sırlara bildiren zat. Zahir tek sen iken nasıl gizli olabilirsin? Hazır ve nazır sen iken nasıl gayip olabilirsin? Allah'ım, ümmi,
temiz ve zeki olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine müşkülleri çözen, sıkıntıları gideren, zararları ortadan kaldıran, zor işleri kolaylaştıran bir salat ve selam ile salatu selam eyle. Yine senin ve Resulünün razı olacağı, bizlerden de razı olacağın bir salat ile salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!